Evet, merhabalar. Kahramanmaraş Üçüncü Üniversitesi'nde yürütmüş olduğumuz, aslında lisans dersi olan ve Uluslararası İlişkiler bölümünde vermiş olduğumuz stratejik yönetim dersinde işlediğimiz konuları aynı zamanda farklı açılardan, yönetim açısından irdeleyerek YouTube kanalımıza da atıyoruz. Daha önceki videolarda seyretmişsinizdir. Farklı konulara belirledik, farklı konularda anlattık. Bugünkü konumuz üst yönetim stratejileri dediğimiz kurumsal stratejilerden bahsedeceğiz. Tabii olayın içindeyken hem bireysel anlamda stratejinin, hem kurumsal örgüt işletme anlamında stratejinin, hem de ulusal boyutta stratejinin ne olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Burada da geçen haftalarda bahsettiğimiz büyüme, küçülme, durağan olma ve karma stratejileri, yani temel stratejiler olarak belirttiğimiz şeyleri aslında bütün farklı düzeylerde, yönetim düzeylerinde uygulanabileceğini, aynı zamanda bireysel, örgütsel, işte farklı seviyelerdeki örgütsel boyutlarda uygulanabileceğini, ülke bazında da uygulanabileceğini söyleyerek bu temel stratejileri işte kurumsal, yönetim, iş yönetimi seviyesinde ve operasyonel düzeyde işlevsel stratejiler olarak da ele alacağız. Daha sonraki aşamalarda hem iş yönetimi hem de işlevsel stratejiler olarak da anlatacağız. Kurumsal stratejilerde tabii üst yönetimin belirlediği stratejiler olacak bunlar. Ülke bazında düşündüğünüzde aslında şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı ve ekibinin belirlediği stratejilerden bahsedeceğiz. Sonraki bir alt basamakta işte bakanlıklarda belirlenen stratejiler, yönetim stratejileri olarak, iş yönetimi stratejileri olarak karşımıza çıkıyor. Onun altında da bakanlıkların çeşitli birimlerinde işlevlerini yerine getirirken yürüttüğü yerlerde operasyonel stratejiler olarak da karşımıza çıkabiliyor. Herkes bunu uygular. Tabii üst yönetim stratejileri, üst yönetimin sorumluluğunda ve onların uyguladığı, hazırladığı stratejiler. Aslında yönetim, iş yönetimi stratejileri de yine üst yönetimin sorumluluğunda. Yani bakanlıklar zannetmeyin ki, ya da işte müdürlükler, genel müdürün emri, izni olmadan bunlara, tabii ki yine üst yönetimin stratejisi ve sorumluluğunda yürütülebiliyor bunlar. Bölüm stratejileri ise yukarıda belirlenmiş olanlara destek olmak amacıyla bölümler ve departmanlar tarafından hazırlanıp uygulanan, ama yukarıdaki belirlenmiş stratejileri, üst yönetim ve iş yönetimi stratejilerini desteklemek için uygulanan stratejiler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu kurumsal iş yönetimi ve işlevsel stratejiler dediğimiz bir şey olarak düşünün bunu. Piramit olarak düşünün. Piramidin en tepesinde kurumsal stratejiler. Ortada onunla ilgili belirlenmiş stratejileri uygulayan iş yönetimi stratejileri ve en altta bunların olmasını sağlayacak olan işlevsel stratejiler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki hepsinin uygulanma şekli ve bakış açıları farklı olacaktır. Yani en tepedeki genel müdürün en alttaki memur gibi, memurun üstteki genel müdür gibi düşünmesi ve uygulaması söz konusu değil. Bakış açıları farklı olacaktır. Burada üst düzey ya da kurumsal strateji dediğimiz durumda temel amaç işletmenin uzun vadede, uzun dönemde diğerlerine göre, rakiplerine göre karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olarak örgütün, işletmenin, firmanın, ülkenin değerini yükseltmek için ne yapması gerektiği, hangi konumda bulunması gerektiği ve hangi alanlarda etkili şekilde faaliyet yapması gerektiğine dair alınan kararlar ve yapılması gereken stratejiler olarak karşımıza çıkıyor. Üst düzey ve kurumsal stratejiler. Burada üç noktaya odaklanması gerekiyor bu stratejiyi belirleyecek olan üst yönetimin. Bir kere işletmenin temel işinin ve faaliyet konusunun ne olduğunu çok iyi bilip ona göre kararlar alması, stratejiler belirlemesi gerekiyor. Yine bu tabii işletme olabilir, ülke olabilir. Geleceği de göz önüne alarak mevcut iş alanlarındaki etkinlikleri ve yani verimlilikleri ve işi nasıl sürdürüp sürdüremeyeceğini ve buraya yeni yatırım yapıp yapmayacağına karar vermeli. İşte bir dönem otomobil üretimi ile ilgili o zaman başbakan, sonradan cumhurbaşkanı olarak devam eden cumhurbaşkanımız, yani hadi birleşin otomobil yapalım dediğinde aslında yeni bir alana doğru adım attık. Ya da sonrasında işte savunma sanayinde şunlar 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 da yapılmalı dediğinde yeni bir alana doğru adım attık. İşte bunlar mevcut iş alanlarındakileri mi, yoksa yeni bir iş alanına mı girip girmemeyeceğimizle ilgili verilecek kararlardan da doğru kararlar olarak da karşımıza çıktı sonuçta. Yine örgütün, kurumun ya da işletmenin ya da ülkenin mevcut işlerinde rekabet edebilmek için ne tür şeyler yapacağına dair de stratejiler bu seviyede belirlenir. Üst düzey ve kurumsal strateji olarak karşımıza çıkar. İlk iki söylediğimiz madde işletmenin geleceği ile ilgili şeylerle, kurumun, örgütün, ülkenin geleceği ile ilgili şeylerden bahsediyoruz. Üçüncü durumsa mevcut durumun ne olduğunu ve neyi daha iyi yapabileceğine dair olduğu için de halihazırdaki pazarda nasıl rekabet edebileceği ile ilgili bir durumu belirlemekle ilgiliydi. Bunu yaparken de aslında daha önce genel stratejilerden bahsetmiştik. İşletmeler kurumsal yönetim stratejisinde ya çeşitlendirir ya da çekilir. Aslında iki seçenek var.
temelde yapabileceği. Çeşitlendirmeyi de yeni iş alanlarına girmek ya da oradaki fırsatlardan yararlanarak ortalamanın üzerinde gelir elde etmek isteyen işletmeler, kurumlar, örgütler, ülkeler bu tip bir uygulamanın, stratejinin içine girerler. Tabii çeşitlendirirken de farklı boyutlarda çeşitlendirme süreci yaşanabilir. Ve bu aslında işletmenin var olduğu durumla da ilgili. Tek işte yoğunlaşan işletme, esas işi ağırlıklı olan işletme, orta derece çeşitlendiren işletmeler vardır. Bir de yüksek dereceli çeşitlendirme uygulayan işletmeler vardır. Aslında tek işte yoğunlaşan işletmelerde bütün elde ettiği gelirlerin %95 civarını, yani %100 değilse bile çoğunluğunu, %90 üstündeki oranını tek bir üründen ya da ortaya koyduğu hizmetten elde ediyordur. Şimdi bu kurumun çeşitlendirme stratejisi de diğerlerinki tabii ki farklı olacaktır. Esas iş ağırlık olduğunda da %70 ile %95 arasında ki elde ettiği geliri tek bir üründen, geri kalan %5 ya da %30'luk kısmı da yine işiyle alakalı ürettiği diğer ürünlerden, yani sektörün dışına çok çıkmadan yaptığı işlerden. Tek merkezli çalışma veya çeşitlendirme sistemi uygulayan işletmelerde ise %70'ten daha azı tek bir üründen gelirken, işte %30'dan daha fazlası başka ürünlerden geliyor. Aslında bu çeşitlendirme yine benzer alanlarda oluyor ama. Bakın, tek merkezli de yine benzer sektörde ürün yapıyorsun ama %70'ten daha azını tek bir üründen elde ediyorsun. Kümelenmiş çeşitlendirmede ise gelirlerin %70'inden daha azını tek bir üründen alıyorsun ama diğerlerinden alırken, %30'dan daha fazlasını alırken farklı alanlarda da ürünler üretip hizmetler sunup sektör değişik sektör olacak şekilde ama benzer sektöre yakın kümelenme şeklinde, hani otomotiv sektöründesindir. Birinde far üretiyorsundur, ötekinde başka bir plastik madde üretiyorsundur. Onlardan da gelir elde ediyorsun gibi düşünmek lazım. Bu kurumsal yönetim stratejileri gerçekleştirilirken ilişkili, ilişkisiz, bağımlı, bağımsız çeşitlendirme de mümkün. Daha önce anlatmıştık geçenki videolarda 16 farklı kombinasyon yapılabiliyor diye. Biz ilişkili, ilişkisiz çeşitlendirmeyi düşünürken de işletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanı içinde benzer konularla yapıyorsa ilişkili çeşitlendirme oluyor. Yani meyve suyu üreten bir firma yine farklı bir meyve suyu türünde üretime geçiyorsa bu ilgili bir çeşitlendirme, ilişkili bir çeşitlendirme. Ama yok, meyve suyu üreten bir kurum, atıyorum kola tipi gazlı bir içeceğe yöneldiyse bu ilişkisiz çeşitlendirme olabilir. Ya da tamamen dışında, faaliyette bulunduğu alanın dışında bir şey üretiyorsa, yani makarna üretmeye başladıysa ilişkisiz çeşitlendirme olacaktır. Bağımlı bağımsız çeşitlendirme türünde ise uyguladığı çeşitlendirme stratejisini kendi gücüyle yerine getiriyorsa bağımsız çeşitlendirme. Hiçbir şirketin, başka bir yabancı işletmenin ya da ülkenin desteğini almıyorsa bağımsız çeşitlendirme. Yok, başkalarıyla birlikte yürütüyorsa, işte Sabancı mesela otomotiv üretiyorken enerji üretiyorken plastik üretiyorken gıda sektörüne girdi ama hepsini başka şirketlerin de desteğiyle yaptı. O zaman bağımlı bir çeşitlendirme yerine getiriyor demiş oluyoruz duruma. Kurumsal yönetim stratejilerinden bir diğeri de çekilmeydi. Çeşitlendirme ve çekilme demiştik. Çeşitlendirmeden örnekler verdik. Çekilmede ise aslında olumsuz bir durummuş gibi çağrışım yapsa bile küçülme, işte hani daralma gibi kavramları içerse bile çekilme bilinçli olarak yapıldığında hayatta kalmayı sağlayan bir şey. Nasıl ki hani bir ses duyduğumuzda biz hemen çömelip cenin pozisyonuna geçiyoruz korkudan, ölmemek için, korunmak için. İşletmeler de bu çekilme stratejisinde küçülüp daralıp hayatta kalmayı sağlayacak şekilde, çağrışım olumsuz da olsa sonucu olumlu olacak şekilde tavır izlemeye çalışıyorlar. Bu da nasıl oluyor? Mevcut işlerinden bazılarını ya da tamamını bırakarak, geçici ya da süresiz olarak terk ederek böyle bir karar verebiliyorlar çekilme stratejisinde. Bunu tasarruf, kısmi tasfiye ya da tam tasfiye olarak da adlandırabiliriz 3 çeşitte. Tasarrufta verimliliği artırarak, daha az şey yaparak, işte harcama yaparak ya da verimi artırmak için başka türlü önlemler alarak iyileştirme faaliyetleri yaparsak tasarruf stratejisi. Yok, belli bir kısmı, birimi veya belki faaliyeti terk edersek kısmi, tamamını değil belli bir kısmını terk edersek kısmi tasfiye, ya da o birimin tamamını ya da işletmenin tamamını tasfiye edip kapatırsak tam tasfiye olarak karşımıza çıkan bir çekilme stratejisi uygulayabiliyoruz. Burada tam tasfiyede işletmenin tamamını kapatmada söz konusu olabiliyor. Üst düzey ya da kurumsal strateji dediğimizde bazı tekniklerle bunu yapmak işi kolaylaştırabiliyor. Bunlardan bir tanesi Boston Danışma Grubu. Boston Consulting Group diye de geçiyor. Yani BDG ya da BCG şeklinde de kısaltılabiliyor. İş birimleri portföy yönetimi matrisi ortaya koyuyor Boston danışma şirketi. Ondan bahsedeceğiz.
Hofer'in iş birimleri portföy yönetim maddesi var. Ya da yönlendirici politika maddesi dediğimiz YPM var. Bir de son olarak da rol model dediğimiz stratejik durum ve faaliyetlerin değerlendirilmesiyle ilgili bir karar verme süreci var. Üst düzey yönetim kurum stratejileri, kurumsal stratejileri belirlerken kullanabileceğimiz tekniklerden birkaçı bunlar. Boston Danışma Grubu dediğimiz BDG ile kısaltılabilen iş birimlerine, farklı iş birimlerine sahip işletmelerin bu birimleri bir portföyde görsel olarak karşılaştırma şansını sağlayan bir analiz şekli bu. İşte yabancı bir şirket, Boston Consulting Group diye geçiyor, BCG diye de kısaltılıyor. Bu teknikte iş birimleri bulundukları sektörün büyüme hızı ve sahip oldukları göreceli pazar gücüne dayanarak, bunlar göz önüne alarak analiz edilebiliyor ve bununla ilgili o iş birimlerinde nasıl bir kurumsal stratejiyi geliştirebileceğimize dair de fikir alışverişi yapmış oluyoruz. Burada bir karenin içinin dörde bölündüğünü düşünün ve karenin o üst ve alt şeylerinin dikine ya da yatay boyuttakilerin, işte mesela yatay boyutun göreceli pazar payını temsil ettiğini, dikey boyutun da pazarın büyüme hızını temsil ettiğini, üst tarafın yüksek, sağ tarafın düşük olduğunu düşünürsek, yani burada hem büyüme hızı yüksek olan hem de göreceli pazar payı yüksek olan bir birimimiz var bizim bu karelerin içinde. Bunlara yıldızlar diyoruz. Bu yıldızların içinde olan birimlerle ilgili farklı strateji uygulayabiliriz. Tam anlamıyla pazarın büyüme hızı yüksekken bizim göreceli pazar payımız da düşükse, aslında hani pazar büyüyor ama biz çok pay alamıyoruz ama buradan nakit elde ediyoruz. Nakit deposu gibi düşünelim bunu. Diğer taraftan pazarın büyüme hızı yüksekken bizim göreceli pazar payımız düşükse, o karenin içindeysek, o zaman durum belirsiz. Biz hani gelir göreceli pazar payımız düşük olduğu için büyüyen pazardan ne alacağımızı da bilmiyoruz. Belirsizlik var. Ama hem pazar payı düşükken hem de göreceli pazar payımız, pazarın büyüme hızı düşükken hem de göreceli pazar payımız düşükse, aslında orada boşuna uğraşıyoruz. Orada bir ürünümüz ya da şirketimiz varsa çok da fazla enerji sarf etmeyelim. Çünkü onlar sorunlu kısımda duyuyorlar gibi düşünmekte fayda var. Bu görselle birlikte hani o karelerin içine iş birimlerimizi koyup, hatta onların güçlerini büyüklüklere göre, işte bir yuvarlak içinde daha küçük veya çok daha küçük iş birimleri olarak koyarsak, hani sorunlu olan çok büyükse ona göre davranacağım, sorunlu olan çok küçük şirketse hemen elden çıkartabileceğim gibi bir başka boyutu da işin içine katmış olabilirsiniz. Hofer'in iş birimleri portföy yönetimi maddesi analizi var. Burada da yine işletmeleri içinde bulundukları yaşam evresi de göz önüne alarak Boston Danışma Grubu'nun ortaya koyduğu maddesi biraz daha geliştirmişler. Boston Danışma Grubu maddesinin gelişmekte olan yeni sektörlerde yeni işe başlayan işletmeler için uygun olmadığını, çünkü var olanları biz sadece bakabiliyorduk. Halbuki Hofer'in yaptığı iş birimleri portföy yönetim maddesinde yeni işe başlayanlar için de işletmenin içinde bulunduğu ya da ürünün içinde bulunduğu yaşam evresini dikkate alarak, ha burası bak büyüyor, ben burada küçüğüm ama o büyümenin içinden kendi iş birimime bir şeyler katabilirim gibi bir başka açıyı da ele almamızı sağlıyor Hofer'in iş birimleri portföy maddesi. Burada pazarda işletmenin rekabet durumunu güçlü, orta, zayıf şeklinde bir sütuna ayırıp ürünün ya da pazarın yaşam safhasını düşüşte, olgun seviyede, toparlanıyor, büyüyor ya da gelişim sürecinde gibi düşünerek iş birimlerimizi bu hem sütun hem de satır olarak, işte 5 şey saydım, ürünün veya pazarın yaşam safhası, düşüş, olgunluk, toparlanma, büyüme ve gelişim sürecinde olup olmadığı, bir de orada senin işletmenin pazardaki rekabet gücünün güçlü, orta, zayıf olduğu. Yani pazar büyüyorken senin rekabet gücün zayıfsa, ürünün ya da hizmetin oradaysa ve pazar payın orada düşükse, zaten çok fazla yüklenme oraya. Ama pazar büyüyorken senin de pazar payın büyükse ve güçlüysen o sektörde, o zaman o işletmene, o ürüne biraz daha destek ver. Ya da pazarın yaşam safhası çok düşüşteyse ve sen de zaten zayıf bir konumdaysan orada rekabette, tamamen oradan vazgeç ve bırak şeklinde stratejik kararlar çekilme, yatırım yapma, büyüme, durağan kalma gibi o temel stratejinin uygulanmasında kullanılacaktır. Çok daha kolay olur. Bir de yönlendirici politika maddesi var. 1970'li yıllara dayanan bir matris uygulaması bu. Bu matrisin geliştirilmesinde dünyanın çok büyük şirketlerinden olan Shell, General Electric ve danışma şirketi olan McKinsey bunu geliştirmiş ve kullanmışlar kendi stratejilerini oluştururlarken. Önceki anlatmış olduğum her üç çalışmalarında benzer esasları ele almışlar. Üst yönetimin değişik iş alanlarında faaliyette bulunan işletmeleriyle ilgili yatırım ve tasfiye kararlarını vermesini yardımcı olmak için bu matrisi kullanmışlar. Burada da yine bir karenin içinde iki aksis üzerinde hareket ederken, dikey aksiste
rekabet durumunun zayıf, orta ya da güçlü olduğu, yatay aksiste de pazarın çekiciliğinin cazip, orta cazip veya cazip olmadığı şeklinde alanlar oluşturulmuş. Bu alanlarda eğer rekabet durumu zayıfken pazarda cazip değilse oraya hiç yatırım yapmayalım ya da oradan çekilelim. Rekabet durumu güçlüyken ve çok çekiciyken oraya farklı bir açıdan yaklaşıp yapalım. Ya ortalardaysa işte orta cazibesi olan ama benim rekabet durumumun kötü olduğu şirkette ya da birimde farklı şey, benim rekabet durumumun güçlü olduğu pozisyonda olan şirkette ya da üründe farklı bir strateji uygulayalım. Bu tabii bireysel özelliklerimizin, işletmemizin, ürünlerinin özelliklerini ya da ülke çapında yapacağımız işletmeler ya da kararlarla ilgili alacağımız durumlarda, pozisyonlarda mutlaka kullanılması gereken uygulamalardan bir tanesi. Bu yönlendirici politika maddesinde rekabet durumuna göre nakit deposu olarak kullanabileceğimiz gelişmekte olan alanlar ya da mutlaka büyüme anlamında kullanabileceğimiz alanları belirleyerek, yani pazarın çekiciliği cazip değilken biz de rekabet edemiyorsak tamam para geliyordur ama ne kadar geldiğine bağlı olarak bu şirketi devam ettirelim ya da satalım küçülelim gibi. Yok, pazar büyüyorken, çok cazip bir pazardaysak büyüme stratejileri uygulayarak ya da işte aslında rekabet durumu ortayken biz de ortadaysak orada gelir elde edelim ama gelecekle ilgili karar verirken farklı düşünceler içinde de olalım noktasında düşünmekte fayda var. Son olarak da AJ Rowe tarafı ve arkadaşları tarafından geliştirilen bir değerlendirme, strateji durum ve faaliyetlerin değerlendirmesinde kullanılan bir model var. Rowe modeli diye kendi ismini vermişler. Burada da stratejik kararlar verilirken 4 farklı değişkenin önemli olduğunu, işte pazarın çekiciliği, rekabetin durumu, işletmenin finansal gücü ve çevresel belirsizlikleri de işin içine katmışlar. Burada da X ve Y koordinat düzlemini lütfen hayal edin. Bu koordinat düzlemi izleminde yukarıya çıkan okumuz finansal gücü, aşağı inen okumuz çevresel belirsizliği, bir tarafa giden pazarın çekiciliği, bir tarafa giden rekabet durumunu, burada sıfır noktasına gelindiğinde, hepsinin çakıştığı nokta aslında iyi bir şey değil. Yani hem finansal gücümüzün zayıf olduğu, hem rekabet durumunun çok fazla rakibin olduğu güçlü durumu, hem pazarın cazip olmadığını, hem de çevresel belirsizliğin çok fazla olduğunu ortaya koyduğumuzda aslında bulunduğumuz noktaları işaretleyerek ortaya çıkan, o aksis üzerinde ortaya çıkan alanın genişlemesi bizim daha güçlü olduğumuzu ve bu alanda mutlaka bir şeyler yapmamız gerektiğini söyleyen bir seviyeye getiriyor bizi. Eğer zaten hepsi çok düşükse, ortada bir nokta olarak kalıyorsak orada bir şey yapamıyoruz Rowe modeline göre. Orada pazar cazip değildir, bizim finansal gücümüz zayıftır, rekabet durumu çok fazladır, biz orada bir şey yapamayacağızdır. Çevresel belirsizlik de çok durgun olduğu için yapacağınız yatırımlar size bir şey getirmeyecektir diye karar alarak ona göre stratejik durumunuzu belirlersiniz. Ben hızlı konuşuyorum kimse olmadığı zaman karşımda. Bir başka şeyde, konuda stratejik yönetimle ilgili muhtemelen iş birimleri seviyesinde ve fonksiyonlar seviyesindeki stratejik yönetimle ilgili önümüzdeki haftalarda tekrar videolar yükleyeceğim. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Kendinize iyi bakın.